360 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün çok güzel bir yere geldik. Beykoz Akbaba Köyü'ndeyiz. Şimdi Akbaba Mahallesi oldu. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Çünkü gerçekten muhteşem bir program sizleri bekliyor, benden söylemesi. Bir kere bol yeşillikli bir program sizleri bekliyor gerçekten de. Beykoz ilçesinde Akbaba mahallesindeyiz. Akbaba köyündeyiz sevgili seyirciler. Beykoz'un köyleri fazlasıyla meşhur ve Beykoz'da çok köy var gerçekten de. Burası bol yeşillikli, gelinip görülmesi gereken bir köy. Şöyle kameraman arkadaşım Recep göstersin mesela, tarihi evler fazla var. Şu anda gösterdiği cadde Recep'in köy içi caddesi, Beykoz Akbaba köyünde. Yani burası şu an bulunduğumuz yer köy içi caddesi. Hemen bir ön cadde Akbaba Caddesi, onu söyleyebilirim. Buraya belediye otobüsleriyle çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Bunların hepsini tabii ki programın içinde anlatacağız. Ama önce güne her zamanki gibi güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Bir enerjimizi alalım. Ondan sonra bu güzel ve küçük köyü, şirin köyü gezmeye devam edelim. Ne dersiniz? Hadi gelin. Şimdi biraz önce söyledim, güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız sevgili seyirciler. Ben köye ilk geldiğimiz zaman biraz gezdim. Hani burada ne yapılabilir, nerede ne yiyebiliriz diye. Burada kahvaltı yapabileceğiniz yerler baktığınız zaman sınırlı. Şimdi doğruyu söylemek gerekiyor. Ben buraya geldim, serpme bir kahvaltı yapayım. Hani sevdiklerimle, ailemle derseniz yapamazsınız. Çünkü açıkçası öyle kahvaltı yapabileceğiniz yerler fazla yok. Size onu söyleyeyim ben. Şöyle bir durum var. Şimdi bir ev yemekleri yapan yer var çaprazımda. Aynı yol üstünde, burası köy içi caddesi. Bir ev yemekleri yapan yer daha var. Şu an Recep'in gösterdiği yer ama sadece burada fazlasıyla dizi ve film çekildiği için sevgili seyirciler, onlara yemek veriyormuş, kahvaltı vermiyormuş. Sordum. Sonrasında orası bana başka bir yer tavsiye etti kahvaltı için. Oraya gittim. Kapalıydı. Hafta içi olduğu için. Hani birazcık keyfe göre açılış yapıyorlarmış. Çünkü aradık. Daha gelmeyeceğim. Hani bir iki saati bulur falan gelmem dediler. Orası da güzel bir yer aslında. Caminin hemen arka tarafında. Sonrasında yine köy içi caddesine geldim. Bir börekçi var ama börekçiyi İstanbul'un içinde, merkezinde de her yerde börek yiyebileceğiniz için yani gitmeye gerek görmedim. Yalan yok yani. Sonra Nilgün ablayla tanıştım. Birazdan gideceğiz. Nilgün ablanın küçük bir dükkanı var. Ev yemekleri yapıyor dükkanda. Aynı zamanda içeriye girdiğiniz zaman mis gibi bir kek kokusu böyle sizleri karşılıyor. Her şeyi kendi yapıyormuş Nilgün abla. Kahvaltı da veriyormuş. Ben aslında Poyrazköy'e gitmeyi düşünüyordum. Buraya yakınmış çünkü Poyrazköy, bir 10 kilometre mesafedeymiş. Ama Nilgün abla dedi ki ben kahvaltı veriyorum. Ürünlerim iyi, her şeyi kendim yapıyorum. Ama dedi hani ben de öyle dolu dolu bir serpme kahvaltı istiyorsan ben dedi onu vermiyorum. Ben insanların yiyeceği şeyi veriyorum. İnsanlar benden ne istiyorsa ben onu koyuyorum masaya dedi. Tamam dedim, ben Poyrazköy'e gitmiyorum kahvaltı yapmaya. Senin yerinde kahvaltı yapacağım dedim ve şimdi sizi birazdan Nilgün ablayla tanıştıracağım. Aynı benim mantığım aslında baktığınız zaman, bence çok güzel düşünüyor. O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim bir Nilgün ablanın yerine, yanına kahvaltımızı yapalım, hem de onunla biraz sohbet edelim. Müzik
Nilgün ablanın yerine geldik. Burası çok küçük bir dükkan, onu söyleyebilirim sizlere. Hemen köy kahvesinin karşı tarafında. Nilgün abla kendi yaptığı işte keki, poğaçaları, börekleri buraya koymuş ve kendi ekşi mayalı ekmek yapıyor sevgili seyirciler. Arka tarafta mutfakta da şu an işlerini hallediyor. Nilgün ablanın mantığı benim çok hoşuma gitti. Ben hani çöpe gidecek hiçbir şey vermiyorum diyor. İnsanların yemeyeceği hiçbir şey vermiyorum, hiçbir şey de çöpe atmıyorum diyor. Bence bu çok güzel bir şey. Ne istiyorlarsa bana söylüyorlar diyor. Ben ona göre kahvaltı hazırlıyorum diyor. Menemense menemen, işte beyaz peynirse beyaz peynir, domatesse yanında domates ya da patates kızartmasıysa patates kızartması. Ben insanlar ne istiyorsa masaya onu getiriyorum diyor. Burası haftanın 7 günü açık bir yer. Buraya geldiğiniz zaman kahvaltı yapmanın, bu güzel kekleri, ev yapımı, poğaçaları, börekleri yemenin yanı sıra aynı zamanda birbirinden güzel ve taze günlük pişen ev yemeklerini de yiyebilirsiniz bence. Şimdi güzel bir dolap var, arka tarafta şirin bir mutfak var. Dolabını açtı. Ben de ne istediğimi söyleyeceğim, masaya oturacağım ve Nilgün ablanın sonrasında siparişlerimi getirmesini bekleyeceğim. Hatta şu an fırında taze taze börek de pişiyor galiba. Değil mi? Neli börek. Patatesli börekmiş, o ıspanaklı börek her gün çıkıyormuş. Küçük bir dükkan ama bence kesinlikle gelmeye değer. İçeride mis gibi kokular var. Kahvaltımız hazır. Yemeyeceğimiz hiçbir şey masaya gelmedi. Birazdan Nilgün abla konuşacak, bir konuşacak diye bir laf vardır ya. Aynen öyle, ben size söyleyeyim. Şimdi peynir istedik. Şunun ismini ne bilmiyorum, tadımlık verdi bize. Sorarız şimdi kendisine. Kızılcıkmış. Kızılcık reçeli mi neyi? Marmelatı daha kızılcığı, biraz peynir. Daha kızılcığıymış, marmelatıymış kızılcığın. Tadımlık verdi. Ben onu istemedim. Tereyağı, bal, şöyle söğüş tabağı, zeytin. Salatalıklar çok güzel kokuyor. Şöyle bakın, ekşi mayalı ekmek ve biraz önce fırından çıkan börek ve tabii ki yağda yumurta istedik. Çayı bile soruyor, şekerli mi içiyorsun, şekersiz mi içiyorsun diye. Ona göre getiriyor. Yani hani şekeri diyor getirit diyorlar masaya diyor. Ondan sonra ayağa kalkayım tabii ben. Şekeri getirtiyorlar masaya diyor. Sonrasında diyor kenara götürüyorlar, aynen, atıyorlar diyor. Aynen. Sen bir konuşur musun? Hayatım ne konuşayım işte, burası böyle bir yer. Yani içeri girdiğinizde her şeyi bulabileceğiniz, siz ne isterseniz yiyebileceğiniz bir yer yani. Şimdi sen Akbabalı mısın? Ben Akbabalı, maalesef sadece iş yerim var. Akbabalı değilim yani. Tamam, nerelisin? Beykozlu. Nerede oturuyorsun? Beykozlusun. Nerede oturuyorsun? Beykoz'da oturuyorsun. Aynen. Gümüşlüğü mahallesindenim ben de. Peki nereden aklına geldi Akbaba mahallesinde, köyünde böyle bir yer açmak? Ya biz aslında kız kardeşimle yola çıktık. Kız kardeşim ne oldu? Buradaki okulda okuyordu. Kendimiz hani bir dükkan bakarken kız kardeşim buldu burayı. Sonra geldik, sevdik. Zaten bu köyü kendisi çok seviyordu. Güzel bir köy, huzurlu bir köy. Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum bu köyü. Sonra? Öyle yani. Geldik, tuttuk, dükkanımızı onardık. Kendi bütçemize göre iki kız kardeş yaptık, ettik falan filan böyle. Kimseden yardım almadan, etmeden. Ne güzel, Allah yolunuzu açık etsin. Aa, sonra? Sonra işte kız kardeşim ayrıldı, ben tek kaldım yani. Niye ayrıldı? Ya küçük çocuğu vardı, mecburen ayrıldı. Hani yok. Sen şu an her şeyi tek başına yapıyorsun. Aynen, aynen, tek başıma. Burada her şey az, öz. Mesela ben fast food da yapıyorum ama hamburger ekmeğini de kendim yapıyorum. Köftesini de, sosunu da kendim yapıyorum. Pizza da yapıyorum ama pizzanın hamurunu da, içini de, sosunu da, şunu da bunu da kendim yapıyorum. Burada içeri girdiğinizde, yani şöyle söyleyeyim, çok absürt olan mesela kruvasan da yiyebiliyorsunuz, kuru fasulye de yiyebiliyorsunuz. Böyle bir şey yani, burası böyle bir dükkan. İçeri girdiğinizde dışarı çıkmanıza çok gerek kalmıyor. Peki bir şey söyleyeceğim, bu masa böyle ne kadar? 300 lira dedik buna. 300 lira. Evet. Şimdi bazı insanlara pahalı gelebilir bu. Ya, ben de ilk fiyatı duyduğumda dedim ki pahalı Nilgün abla dedim. Nilgün ablanın da dili benden uzun. Ya benim dilim senden, senin dilim benden uzun. Ben Nilgün abla da hemen biliyorum. Cevap verdi. Söyle. Ya ben ne verdiğimi biliyorum. Bunların hepsi kalite ürünü. Şu domates kimse önünüze koymazlar. Siz standart market domatesi koyarlar. Şu domatesi bir gösterir misin gerçekten size. Allah aşkına Recep? Şuna bakar mısınız sevgili seyirciler? Allah aşkına şuna bakar mısınız bir? Şu domatese bakar mısınız? Ben yiyorum tabii bunu.
Çok güzel gerçekten de. Yani salatalık da mis gibi kokuyor. O peyniri de kimse koymaz önünüzde. Onların hepsi özel üründür. O kaşarı da koymaz. Ne diyeyim size? Peki yani? Bir şey söyleyeceğim. Burada şimdi az burası... var öz var diyorum. Bak söylüyorum. İçeride az ürün var, öz ürün var. Yani çok çeşit çok. Çeşit bir sürü çeşitli bulabileceğiniz, azar azar bulabileceğiniz, beslenebileceğiniz bir dükkan burası. O kadar ünlü isim geliyormuş, oyuncu falan. Evet geliyor. Niye Nilgün fotoğraf çektirmiyorsun da sosyal medyaya koymuyorsun diyorlarmış. Ay onlarla uğraşacak vaktim yok benim diyor. Bana da anlattı. Öyle bana bir özel dert yandı. Kimseyi kullanamam yani. O adam ünlü diye ben onu alayım kullanayım falan. Gelir yer, lezzetliyse bir daha gelir. Benim mantık böyle çalışıyor. Kimseyi kullanma. Sen haftanın 7 günü sabah kaçtan akşam kaça kadar buradasın? 9'dan 9 gibi yani. Bak akşam 9'dan, sabah 9'dan akşam 9'a kadar. Evet. Peki bir de ben şunu da söylemek istiyorum. Belki merak ederler. Yıldız geldim buranın bir özelliği yok. Recep bir göstersene Allah aşkına şu sağa sola. Dedim ki sen dedim burayı biraz güzelleştirsene Nilgün abla dedim. Yani dedim şu duvarları birazcık böyle dedim renklendirsen. Hani böyle ben dedi yapamam dedi. Yapamam niye yapamam anlatayım. Ben sizin gıdanızdan kesip duvara yatırım yapamam. Param artar, birikir bir yerde. Evet, o zaman dükkanıma yatırım yapmayı çok seviyorum. Ama sizin gıdanızdan kesip dükkan yatırımı yapmam. Yaptıramaz da kimse bana. Ne kadar net. Öyle. Bence çok güzel konuşuyor. Ticari kafam yok. 50 küsur yaşından sonra böyle bir şey girerseniz ben kendi çocuklarımı da ailemi de iyi besleyen bir insanım. Şu ekmeği yediğinizde bütün gün kan şekeriniz falan düşmez. Bir dilim ekmekle bir günü geçirebilirsiniz yani. O kadar güçlü ve dirençli bir ekmek. Yani böyle yani. Köyiçi böyle. Caddesi'nde Nilgün ablanın yeri. Teşekkür bence ederim. Gayet keyiflisin. Gerçekten. İyi ki seninle tanışmışım. Dediğim gibi ben p***a gidecektim kahvaltı yapmaya. İyi ki sana sormuşuz. Serpme kahvaltı falan yok bende ama dedi. Ne istiyorsan onu getiririm önüne dedi bana. Yüzü de burada. Serpme kahvaltı olmamasının sebebini de söyle. İsraf. Masaya bir sürü cin 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 şeyler koyuyor. Bir de ben şöyle bir şey derim. Ben şöyle bir netliğim var benim. Masaya çok şey koyduğunda aslında hiçbir şey yenmiyor. Böyle insanlar aslında doymuyor. Sadece gözü kalktığında aslında 10 metreleri gitti bir şey yemediğini fark ediyor. Bence masada en fazla 4 çeşit yeterli. Doyum için de beslenmek için de yeterli. 50 çeşit konulduğunda siz hiçbirisini tatmıyorsunuz da yemiyorsunuz da yoruluyorsunuz. Yorgunluk veriyor insana. Bu da böyle bilinsin, değil ya, mi? Bilinsin. Beykoz Akbaba köyünde, Akbaba mahallesinde Nilgün abla doğru konuşuyor. Allah yolunu açık etsin. Amin, ben muhtemelen biraz daha gezip dolaşıp şimdi bunları yedikten sonra yine geleceğim yanına. Neden geleceğim? Bu hemen arkamdaki taze taze ev yapımı poğaçaları, kekleri, börekleri ya da tatlıları yorulacağım ya alıp buradan... Hemen şu karşıdaki köy kahvesine gidip yemek istiyorum yani. Tarihi bir köy kahvesi varmış çünkü karşıda da. Keklerin dilimini de sorayım o zaman hemen ben sana. Bir daha geldiğimde yormayayım seni. Evet, 25 lira dilimimiz. Bir dilim kek doyurucudur. Her gün günlük yapıyor. Üstünde bol derecede fındığı var. Ben çünkü fındığı sen her gün günlük yapıyorsun bunları. Her gün hafta içi dahil buraya gelenler oluyor mu? Oluyor. Bir dilim kekini alıyor. Köy kahvesine gidiyor. Orada çayını içiyor. Ya da geliyor bir şekerpare alıyor. Gidiyor orada çayını içiyor. Geliyor burada oturuyor. Yani yeterli. Böyle küçük bir boton kek bitiyor yani burada. Çok yoğun bir köyümüz. Vallahi Allah yolunu açık etsin Nilgün abla. Enerjine bayıldım. Tamam, teşekkür ederim. Kuru fasulye yanmasın. Evet. Kuru fasulye attı da yanmasın. Şöyle bakar mısınız bir kahvaltıya gerçekten de. Patatesli böreğimiz, ekşi mayalı ekmeğimiz. Recep gösteriyor. Tadımlık koydu kızılcık marmelatı. Şöyle beyaz peynirimiz, yumurtamız. Gerçekten şunu var ya, şunlara bakarken doydum o kadar tatlılar. Şöyle. Ben başlıyorum kahvaltımı yapmaya. Şu anda bulunduğumuz yer köyün meydanı. Akbaba köyünün meydanı. Akbaba köyünün yani mahallesinin şu an mahalle oldu tabii ki. Fazlasıyla tercih edilmesinin sebebi merkeze çok yakın olmasıymış sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim sizlere. Beykoz'a daha doğrusu çok yakın olmasıymış. Bunlar önemli biliyorsunuz. Kolay gelsin abicim bu arada. Şimdi arkamda
köy kahvesi var. Akbaba köy kahvesi var. 1955 yılından bu yana hizmet veren bir kahve. İçeride odun sobası var. Onu söyleyebilirim sizlere. Kışın odun sobasının kenarında oturup o çayı, o kahveyi yudumlamak ne kadar güzel olur tahmin edemiyorum. Burası bol yeşillikli bir köy. Yani şu an köyün meydanındaki ağaçlara bakmaktan kendimi alamadım. O kadar güzel ki sevgili seyirciler bulunduğumuz yer. Yani gerçekten buraya gelip şurada şöyle bu amcalar gibi soluklanabilirsiniz. O kadar güzel. Aynı zamanda hemen şu arkamda görmüş olduğunuz masalarda ve hemen yine Recep'in sağ tarafında ve şu anda gösterdiği masalarda bir şeyler yiyip içebilirsiniz evden getirdiklerinizi. Köy kahvesinden de yine çayınızı kahvenizi alırsınız. Ama bunu da mutlaka belirtmek istiyorum. Nilgün ablada yaptığımız kahvaltının tadı harikaydı gerçekten de. Ben sabah ona kahvaltı veriyor musun diye sormaya gittiğimde ev limonatası var yazıyordu orada. Ben dedim ki limonata var mı? Var dedi. İçtim, size yemin ederim annemin yaptığı limonata gibi. O limonun rendeleri bardağın içinden görünüyordu. O kadar lezzetliydi. Yani eğer yolunuz buraya düşerse diyeceğim o ki Nilgün ablanın orada en azından bir limonata için derim ben, 40 liraymış. Tabii biz programı önceden çektiğimiz için fiyatlar güncellenebilir. Hani cüzi bir miktarda. Onu da söyleyeyim size. Sonuçta hani bant program. Bunu her yayında hatırlatıyorum. Şimdi burası Köyiçi Caddesi ve burada aslında oturup yemek yiyebileceğiniz ya da bir şeyler yiyebileceğiniz birçok yer var dediğim gibi. Ama ben orayı tercih ettim. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Öncelikle otobüs duraklarının oraya gideceğiz. Nasıl buraya gelebileceğinizi anlatacağız. Onun dışında da buraya geldiğiniz zaman, yani gelecek olanlara söylüyorum, su alabileceğiniz çok çeşme varmış. Benden söylemesi, bir de çeşmelerin yanına gidelim. Ama onlarla ilgili de tabii ki iki çift lafım olacak. Burası Akbaba Caddesi sevgili seyirciler. Akbaba otobüs durağının oradayız. Buraya nasıl ulaşım sağlayabilirsiniz? Kendi aracınızla İstanbul Avrupa yakasından çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Biz mesela nereden geldik? Küçükçekmece'den geldik, şirketten geldik. Buraya Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak geldik. Yaklaşık 40-45 dakika gibi bir sürede geldik buraya. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de buraya çok kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Buraya toplu taşımayla nasıl gelebilirsiniz? Hemen onu söyleyeyim size. 136-137 numaralı belediye otobüsleriyle buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Öğümce Köyü'ne gitmiştik Beykoz'da. Aynı otobüsler Öğümce Köyü'nden de geçiyor. Yani Beykoz'un köylerini 136, hemen hemen yani birçok köyünü 136-137 numaralı otobüslerle gezebileceğinizi söylüyorum size. Beykoz'un içinden yine tercihe göre, şehre yakın olduğu için köy, taksiye de binebilirsiniz. Ama yanılmıyorsam biz oturduğumuzdan beri bir 15 dakikada bir belediye otobüsleri kalkıyor. Onu da söyleyeyim. Hanımefendi otobüs bekliyor. Bakayım sorayım. 136-137'den başka var mı buradan geçen hanımefendi otobüs? 15D. 15D otobüsü de buradan geçiyormuş. Benden söylemesi. Burası bu arada, hazır buradayken şunu da söyleyeyim ben. Poyrazköy'e, Anadolu Kavağı'na fazlasıyla yakın olduğu için, yani Akbaba'ya geldiğiniz zaman Poyrazköy'de ve tabii ki çevrelerinde, ya Anadolu Kavağı olsun, Anadolu Feneri olsun ya da Beykoz'un diğer köyleri olsun, güzel vakit geçirebilirsiniz. Sevgili seyirciler, burada çeşmeler var ama sadece bu çeşme yok değil mi abi? Başka su alınabilecek başka çeşmeler de varmış. Şimdi bu suyu içen bir daha bırakamıyor diyor abicim. İsmin ne abi? Benim isim Mahmet.
Muhammed abi öyle söylüyor. Bu suyun özelliği tatlı suymuş. Çocukluğundan beri Muhammed abi buraya gelip su alıyormuş. Onu söyleyebilirim size. Kaç yaşındasın Muhammed abi? 60. 60 yaşındaymış. Yani 60 yıldır buradan su içiyormuş. Peki bu bidonların bir sınırlaması var mı? Var diyor karşıda bir abi de. Damacanalarla gelen 3 bidon değil mi? Gel abi, gel anlat bana. Burası kaynak suyu. Tamam. Yukarıda kaynak var. Oradan Hacı Osman suyu var, Karakulak suyu var. Burada kaynak suları var. Bu sular aynı su. Yukarıda Dereseki köyünün tamam. de çeşmesi var. Oradan geliyor. Dereseki'nin üzerinde bir çeşme var. Onun aşağısında caminin yanında bir çeşme var. Yolun kenarında solda da bir çeşme var. 3. Tamam. Burası 4. Tamam. Akbaba'nın girişinde bir tane çeşme var. 5. Tamam. Benim bildiğim sadece. Ha. Bunlar hepsi aynı kaynak suyu ama limitli olduğu için mesela buraya geldiği zaman 15-20 damacanayla birisi su almaya geldiği zaman sen burada bir arkasındaki onu bir saat beklemesi gerekiyor. Evet. Normali de şudur. Önce buradaki yaşayanlar alır. Dışarıdan gelenleri de bunların aldığı kadar alabilir yani. Yani daha limiti, limiti. Şöyle sorun oluyor. Mesela Çekmeköy'den, Ümraniye'den su almaya geliyorlar buraya. Evet. Ve arabasını doldurduğu zaman 10-20 damacana. O zaman buranın düzeni bozuluyor. Kaçla kaç arasında açık saat burası? Saat 10'da açıyorlar. Evet. Bazen 12'de, bazen 1'de kapatılıyor. Ha, muhtarlık tarafından muhtar, kapatılıyor muhtar, yani. Muhtar kontrol ediyor, evet. Ha. Her mahallenin kendi muhtarı kontrol ediyor. Ha, 10'da açılıyor, 1'de kapatılıyor. Yani 10'dan 1'e kadar gelip suyu aldınız, aldınız. Alamadınız, kapanıyor. Sadece şimdi bu çeşme ben, için ama. Ha, sadece diğerleri bu çeşme için mi? Evet. Diğerleri için? Diğerleri farklı oluyor, onu ben bilemiyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bu çeşme hemen Akbaba Merkez Camii'nin önündeki evet. çeşme. Evet. Onu söyleyeyim. Akbaba Caddesi'nin oradaki çeşme. Şu an ben gönül rahatlığıyla suyumu içip tabii elimi yıkayabilirim. Tadı da çok güzel. Çok da minerallere falan yerinde olabilir. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Akbaba Merkez Camii'nin hemen karşısında böyle bir park var. Bu parkın şöyle bir özelliği var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda bu park çocuklar tarafından tasarlandı. Çocukların hayal gücüyle ve fikirleriyle tasarlanan bir park. Ve bence çok güzel bir park. Böyle bir projenin hayata geçmesi de bence gayet güzel. Onu söyleyebilirim sizlere. Keyifle kendi tasarladıkları parkta ve kendi fikirlerinin ortaya çıktığı parkta çocuklar vakit geçirebilirler bence. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Zaten çocuklara bir şeylere imkan verdiğiniz zaman en güzel şekilde hayal güçlerini ortaya koyuyorlar ve ortaya mükemmel bir şey çıkıyor. O zaman şöyle bu çocukların tasarladıkları parka bakın. Bir de hemen şunu söylemek istiyorum sizlere sevgili seyirciler. Parklara geldiğiniz zaman sigara içmemenizi tavsiye ediyorum. Sağlığa zararlıdır. Hani genellikle çocuk parklarında çünkü hani oturuyorlar böyle işte bankları görenler ya da ne bileyim böyle işte piknik masalarını görenler. Yani çocuk parklarında bazı zararlı maddeleri içmemeniz gerekiyor. Sigara gibi sağlığa zararlıdır. Tekrar söylüyorum ve susuyorum. Sizi bu güzel parkla bırakmadan önce bu yaramazla da tanıştırmak istiyorum. Biz geldiğimizde bu güzel kızın hiçbir şeyi yoktu. Sonra bu güzel kız patisini kanattı. Arka patisini kanattı. Değil mi? Yaramazlık yaptın, yaptın, yaptın. Patini kanattın. Böyle güzel dostlarımızı görmüşken de her programda söylüyorum. Bir kap su, bir kap mama diyelim. Satın alma, sahiplenin diyelim. Onları sevmeyebilirsiniz, onlardan hoşlanmayabilirsiniz ama onların nefes aldıkları dünyaya da saygı duyalım diyelim ve tamam sustum. Sizi parkla baş başa bırakıyorum.
Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusu halen devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi herkesin evlerinin dışı hem Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le hem de Türk bayrağımızla süslü sevgili seyirciler. Bu köydeki evler benim çok hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim size. Tarihi evlerin yanı sıra burada hep böyle tek katlı evler var. Çok güzel ve çok huzurlu bir köy burası. Burada fazlasıyla dizi ve televizyon dizisi ve filmler çekiliyor. Onun da bilgisini verebilirim. Buraya genelde insanlar neden geliyorlar? Burada fazlasıyla türbe ve evliya olduğu için insanlar burada türbe ziyaretlerine geliyorlarmış. Yani Akbaba'ya türbe ziyaretlerine geliyorlarmış. Onun dışında hani bir nefes alayım, Akbaba köyünü gezeyim diye gelmiyorlarmış. Ama bence bana soracak olursanız eğer gelinip görülmesi gereken, bir soluklanılması gereken, gerektiğinde yürüyüşünüzün yapabileceğiniz çok güzel bir köy diyorum ben ve sizi Beykoz Akbaba köyündeki evlerle baş başa bırakıyorum. Köyün fırınına geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bomba. Çok iyiyim. Allah iyilik verirse. Köyün tek fırını burası. İçeride mis gibi taze ekmek kokusu var. Bu fırın haftanın her günü açık. Beni kaçta izlerseniz izleyin. Akbaba'ya gelip, Beykoz Akbaba köyüne gelip bu fırından taze ekmeğinizi alabiliyorsunuz değil mi abicim? Evet, doğru. İsim bu arada? Salih Yıldırım. Salih Bey. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi kurabiyeleri kimler yapıyor? Kendimiz yapıyoruz bunları da. Kurabiyeleri de kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Tatlı tuzlu kurabiyelerin kilosu 175 lira. Doğru. Wow. İyi yani fiyatı. İşte kendimiz yaptığımız için biraz daha uygun. Kendiniz yaptığınız için daha uygun. Simiti falan da kendiniz yapıyorsunuz. Ne güzel görünüyor simit ya. Bak buradan simitinizi, kurabiyenizi alıp tarihi köy kahvesine gidebilirsiniz. Oradan çayınızı söyleyip nefes alabilirsiniz. İlla benim gibi Nilgün ablanın yerine oturacağın diye bir şey yok. Ya da buradan simitinizi, peynirinizi alırsınız. Baktınız Akbaba köyünde canınız mı sıkıldı? Bol oksijen sizi rahatsız mı etti? Poyrazköy yakın. Diğer Beykoz'un köyleri yakın. Yani nefes alabileceğiniz birçok yer var. Beykoz zaten köyleriyle meşhur bir yer. Memleket neresi? Safranbolu. Safranbolu. Çok merak ediyorum Safranbolu'yu. Çok da gitmek istiyorum. Bugün gidersiniz inşallah. İnşallah giderim valla. Tavsiye ederim. Kaç saat İstanbul'a Safranbolu? 4 saatte gidiyorsunuz. 4 saatte gidiyoruz. Arabayla gidebiliriz yani. Süper. Şimdi bu fırının özelliği dışarıda odunlar var zaten. Odun ateşinde ekmek değil mi? Kaç senelik bir fırın? 20 seneye yakın var. 20 senedir Akbaba köyünde bu fırın. Tek fırını zaten köyün. Hangi saatler arasında kapalısınız? Vallahi 2-3 saat kapalıyız, öyle diyeyim daha doğrusu. Akşam 9-9.30'da falan ekmeğimiz bittiği zaman, işte kapatıyoruz. 2 saat sonra tekrar çalışmaya başlıyoruz. Yani saat 11-11.30 gibi akşam 9-9.30 gibi kapanıyor. 11-11.30 gibi açıyorlar tekrar. O yüzden diyorum beni hangi saatte izlerseniz ve canınız sıcak ekmek isterse buraya gelip ekmeğinizi alabilirsiniz. Evden getirdiğiniz tereyağınızı içinize sürebilirsiniz. Evet. Arasına bir tulum peyniri, biraz da ceviz. Of, vallahi süper olur. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi benim de canım çekti. Ekşi mayalı ekmek, çiçek ekmek. Her şey var burada. Siparişe göre pide yapıyor musunuz? Onu da sorayım ya. Evet. İçini getiriyorlar diyelim. İçini getiriyorlar. Biz yapıyoruz. Benim annem eskiden içini hazırlardı. Bizim Alanya'da Arap Şükrü vardı fırın. Fırının adı Arap Şükrü değil. Fırıncının adı Arap Şükrü'ydü. Annem içini hazırlardı. Peynirli diyorduk biz Alanya'da. Fırına verirdi. Bir güzel olurdu o fırından çıkan o var ya peynirli. Allah'ım ya Rabbim. Susuyorum. Bu güzel fırın ve fırının içindekiler konuşsun. Yolunuz açık olsun. Gerçekten Akbaba köyüne gelirseniz uğramanız gereken bir fırın diyorum. Ve sizi fırının içiyle dışıyla baş başa bırakıyorum. Ben Akbaba köyünde gezmeye devam ediyorum.
şu anda yukarı çıktığım yer Salman Köşk çıkmazı sokağı. Çok güzel bir sokak bence. Hemen Recep'in arkasındaki cadde Köyiçi Caddesi. Tarihi kahvenin oradan, yani sabah kahvaltı yaptığımız yerden, caddeden yürümeye devam ederseniz böyle müstakil, renkli evleri görebilirsiniz. Daha yukarıya devam ettiğiniz zaman, yani bu tarafa doğru, soluma doğru devam ettiğiniz zaman türbeleri ve köyün en eski camisini görebilirsiniz. Akbaba Merkez Camii de 1956 yılında yapılmış. Bu köy tarihi bir köy. Hani insanlar buraya dışarıdan türbe ziyaretleri için geliyorlar ama şunu belirtmem gerekiyor ki bu köy bence, yayın içinde de söyledim yani programın içinde, tarihi bir köy, gelinip görülmesi gereken bir köy. Hafta sonları geldiğiniz zaman ya da hafta içi geldiğiniz zaman herhangi bir dizi setine, film setine rastlayabilirsiniz. Burada rahat hareket ettikleri için genellikle buralarda çekim yapmayı tercih ediyorlarmış. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Ve hemen şunu da söylüyorum. Karavan görebilirsiniz birçok. Karavanlar da dizi setlerine kiralandıkları için burada fazlasıyla var. Şimdi biz sol tarafa doğru devam ettiğimiz zaman sevgili seyirciler, türbenin oraya gideceğiz. Yani türbenin, tarihi caminin oraya gideceğiz. Bir oralara gidelim. Çok az ara sokaklarda dolaşalım. Bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz açıkçası. Nilgün abladan kekimizi, işte böreğimizi, artık şu an ne çıktıysa taze alalım ve köy kahvesine gidelim. Buraya geldiğiniz zaman, çünkü uğramadan gitmemeniz gereken bir yer, sabah size, yani sabah dediğim programın başında size gösterdiğim köy kahvesi. Çünkü gerçekten tarihi ve çok güzel bir kahve. Sevgili seyirciler, sizi köyün en eski camisine getirdim. Tabii ki şu anda restore edilmiş bir şekilde karşımızda bu cami. Hemen arka tarafta hem Akbaba Sultan Türbesi hem de Can Feda Hatun Camisi var. Can Feda Hatun Camii'nin yapılışı 1580. Köyde iki cami bulunuyor. Bir tanesi merkezdeydik zaten. Akbaba Merkez Camii, yapımı 1956. Bu da 1580 yılında yapılmış bir cami. Restore edilerek günümüze kadar gelmiş. Onu söyleyebilirim size. Akbaba Sultan Türbesi de buraya dışarıdan gelen insanlar tarafından fazlasıyla ziyaret ediliyor. Fakat kayıtlarda Akbaba Sultan Türbesi ile ilgili fazla bilgi yer almadığını belirtmek istiyorum size. Bu tarihi camiye, Akbaba'ya geldiğiniz zaman uğrayabilirsiniz. Dilerseniz ibadetlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi türbe ziyaretinizi de yapabilirsiniz diyelim ve sizi burayla baş başa bırakalım. Akbaba Sultan Türbesi ve Can Feda Hatun Camii'nin hemen karşı tarafında böyle güzel bir ablamız var. Şimdi kendisiyle konuşacağız. Doğal ürünler satıyor aynı zamanda. Erişte kendi yapıyor. Ihlamur kendi topluyor. Şöyle onun dışında üzüm reçeli var. Başka neler var? Bu ne? İncir reçeli var, elma sirkesi var, ev tarhanası var burada. Ev tarhanası. Beykoz cevizi deyince direkt Akbaba gelirmiş akla. Beyaz kirazı ceviziyle ve fasulyesiyle çok meşhurmuş Beykoz Akbaba. Yani denk gelirseniz cevizini, beyaz kirazınızı ve fasulyenizi alın diyelim ve gelelim bu güzel ablamızın yanına. Mor bizim kanalın logosunun rengi. Evet. İsim? Müzeyyen. Müzeyyen ablacığım, çok güzel ürünler satıyorsun. Hepsini kendin mi yapıyorsun? Evet, kendim yapıyorum. Ne zamanları buradasın? Hafta sonları buradayım. Yani cuma, cumartesi, evet. Pazar mı buradasın? Evet. Saat kaçla kaç arasında? Belki senden ürün almak isterler. Can Feda Hatun Camii'yi ziyarete, evet, gelenler, türbeyi ziyarete gelenler. Cumartesi günleri sabah 10'dan akşam 5'e kadar. İşler pazar nasıl oluyor? Günleri. Elhamdülillah.
Allah daha iyi yapsın ha. İnşallah. Cuma günü kaçta burada oluyorsun? Cuma günü bazen 12 gibi, 12 işte 12 buçuk namaz gibi. Saatine evet, göre. Namaz saatine, evet. Değil mi? Alanlar oluyordur tabii muhtemelen. Ki, elhamdülillah yine de. Hepsini kendin yapıyorsun. Hiç yardım eden yok mu sana? Yok, yok kendim yapıyorum hepsini. Müzeyyen ablaya niye kimse yardım etmiyor ya? Yok mu çocuklar? Var, var. Hepsi kendi işleriyle meşguller çünkü. Öyle mi? Erişte ne kadar? Erişte 40 lira. 40 lira böyle. Kaç evet. kilo? 1 kilo. Kilo. Yarım kilodan fazla. Yarım bir kilodan kilo fazla. 1 evet. kilo yokmuş. Evet. Peki elma sirkesi mi bu? Evet canım. Ne kadar? 80 lira. Bu 1 kilo. Evet. 80 lira. Bu ne? Domates sosu. Evet o sosu. Bu ne kadar? 40 lira. 40 lira. Şöyle üzüm reçeli var. Ben hiç üzüm reçeli yemedim evet, biliyor musunuz? Güzel, hiç oluyor. Yemedim ya. Yapmak istedim bir yapayım diye evet. yeltendim. Ama yapamadım yani. Yani yapamadım değil şey, denemedim. Şey, denemedim. Ustaları yapması gerekiyor zaten. Canım. Öyle herkes mi? Herkes aynı yapamaz. Evet. Sen akbabalı mısın Müzeyyen evet, abla? Dere Sekili'yim bence. Dere Sekili'sin. Evet. Dere Seki köyü. Evet. Buraya yakın mı? Evet efendim yukarıda. 3 durak yukarıda. 3 durak yukarıda. Evet. Bu ne kadar? O da 80 lira. 80 lira. Sen evet, de hep abi. Fiyatlar 40 lirayla evet. 80 lira arasında öyle herhalde. Aynen öyle. Şu ne? Bu yaş tarhana. Bu Kastamonlular yapıyor evet. bunu genellikle. Aa öyle mi? Evet. Kastamonlular yapıyor genellikle evet, bu yaş tarhanayı. Bu yaş tarhana. Hemen bu yaş tarhanayı anlatayım ben. Hayatınızın en kolay çorbası. Sıcak suda eritiyorsunuz. İşte tencereye çok az yağ, domates sosu. İsteğe göre biraz salça, onun dışında bu erittiğiniz yaş tarhanayı işte bu sıcak suyu koyduktan sonra üstüne koyuyorsunuz, al sana çorba bitti. Tuzu, muzu, bütün baharatları içinde var içinde zaten. İçinde hepsi çünkü. Yani şu yaş tarhanayı yapmak gerçekten çok kolay. 10 dakika. 10 dakika hazır çorba zaten. Gerçekten hazır, hazır çorba. Ama yapması da çok meşakkatli. Evet. Nasıl yapıyorsun tarhana sen bunu? Canım. Çünkü biz memleketten alışkın olduğumuzu biliyoruz. Ne kadar bu? Bu 150 lira canım. 1 kilo çünkü. 1 kilo 150 evet. lira. Ha bu arada şimdi 150 liradan çok tencere çorba çıkıyor. Çok tencere. Yani şu kadar kaşığın ucuyla koyun. 3 kişi, 4 kişi, evet, içebilirsiniz kişi yani. Ben size söyleyeyim. Yaş tarhana. Ben de severim. Evde var hatta benim evet, de. Canım. Şu o yaprak. Evet. Bu ne kadar? O da 80 lira. O da 80 lira. Evet. Senin işin gücün rast gitsin. Amin. Biz gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Tamam mı? Olun. Biz şimdi köy kahvesine gidiyoruz. Tamam. Karşısında çok güzel kekler yapan bir Nilgün abla var. Oradan kekimizi alıp köy kahvesine geçeceğiz. Tamam. Senin de karnın açsa, yorulduysan seni de götürelim. Afiyet şeker olsun. Gerçekten afiyet mi? Afiyet şeker olsun. Tamam. Biz cuma, cumartesi, pazar gelirsek eğer tamam. ve izleyicilerimiz gelirse... Seni burada görebilirler Müzeyyen abla. Tabii havalar çok çok soğuk heh. Olduğunda böyle güneşli olmadığında Müzeyyen abla ama burada yok. Olmuyor. Yokum canım. Burada değil mi? Sıcakken varım ben. Burada sıcakken var boyunca, yani yaz öyle. Boyunca ve kışın işte böyle havalar elverişli olduğunda. Evet, benden söylemesin. Kahvesine oturduk sevgili seyirciler. Nilgün ablanın oradan taze yapılmış kekimizi ve kekimizi aldık. Buraya dışarıdan yiyecek getirebiliyormuşsunuz. Buradan bir şeyler içebiliyormuşsunuz. Benden söylemesi. 1955 yılından beri bu köy kahvesi hizmet veriyormuş. Tabii ki şu an yenilenmiş bir şekilde karşımızda. Birçok dizi ve filmin çekildiğini yine bu köy kahvesinde söyleyebilirim size. Hemen Akbaba otobüs duraklarının orada köy kahvesi, Köyiçi Caddesi'nin orada, sabah kahvaltı yaptığımız Nilgün ablanın orada, Akbaba Merkez Camii'nin orada. Zaten geldiğinizde burası meydan olarak geçiyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Volkan Bey! Volkan nasılsın? İyiyim siz olmalı. İyiyim ben de. Hemen şöyle yanıma gel yanıma. Kaç seneden beri buradasın? Ben doğma büyüme buralıyım.
Akbabalısın doğma büyüme. Üç göbekten beri buradayız. Üç göbekten beri buradasın. Kahveyi sen mi işletiyorsun? Yok, ben buradan çalışanıyım. Çalışanısın. Allah sana bol müşteri versin. Enerjin çok güzel. Çok sağ ol. Kimse bu kahvenin sahibi çok şanslı. Senin gibi biriyle çalıştığı için bence. Gerçekten de bizi birincisi çok güzel karşıladın. Bütün güler yüzünle ve bize yardımcı oldun köye geldiğimizde. Onu söyleyebilirim. Birçok sinema filmi ve dizi çekildiğini söyledim. Evet. Burada. Genellikle bu köy ne zamanları kalabalık oluyor? Hafta sonları kalabalık oluyor. Bir de burası piknik alanlarının geçiş yeri noktası olduğu için dönüşlerde ve gidişlerde çok kişi uğruyor buraya. Ya. Tabii. Yani doğa yürüyüşü yapanlar buraya uğruyor. Yani öyle burada mi? Herkes burada toplanıyor. Burası köy meydanı olduğu için. Doğa yürüyüşleri için toplanıyorlar burada. Hep beraber burada doğa yürüyüşleri yapılıyor. Ondan sonra öğrenciler toplanıyor buraya. Burada çok hani ortaokul, lise var. Öğrenciler toplanıyor burada. Arkadaşlarıyla birlikte muhabbet sohbet ediyorlar. Öyle geçiyor zaman burada. Süper. Peki kahve haftanın kaç günü açık? Her gün açık. 7 gün açık. Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Sabah 7'den akşam saat 12.30'a kadar açık. Sabah 7'den akşam 12.30'a kadar açık. Çay ne kadar Volkan? 6 lira. Çay 6 lira. Peki yanında bir de dedi ki Volkan, ben sipariş vermeden önce kara dutumuz da bizim çok meşhur dedi. Yaz kış var dedi. Dışarıdan geliyor bize ama dedi herkes bu kara dut çayını, suyunu içiyor dedi. Ondan da getireyim ben sana dedi. Tamam dedim, kara dut ne kadar? O da aynı, çay da aynı. 6 lira. Kahve ne kadar? Kahve 15 lira. 15 lira. Onun dışında soğuk içecekler? 15 liradan başlıyor, 20 liraya kadar çıkıyor. Süper. Bir de arkada odun sobası var. Tabii evet. Şu an hani tenha olduğu için, hafta içi olduğu için yakmamışlar. Onu söyleyeyim ama kışın böyle geldiğinizde burası kalabalık olduğunda, içeri girip oturduğunuz zaman o odun sobası yanıyor. Şu an hafta içi tenha, bizim için yakma dedim Volkan'a yani. Göstermelik burası yakmaya da, gerek yok şu an yani. Bir de şöyle bir şey var. Burası yazın şehir merkezinden 2-3 derece daha serin olur. Aa, o yüzden de yazları çok kalabalık oluyor. İnsanlar serinlemeye geliyor. Peki Volkan, bir şey daha söyleyeceğim sana. Volkan diyorum deminden beri, bir sorun yok değil mi bu arada? Ha tamam. Volkan, şimdi içeride odun sobası var. Birazdan kameraman arkadaşımız Recep gösterir. Şöyle kışın buraya gelindiği zaman, yani biz hazırlıksız geldik ama buranın kestanesi meşhurmuş. Evet. Yani Beykoz Akbaba'nın kestanesi meşhurmuş. Kestane pişiriyor musunuz? Vallahi soğumuz, yani içeride birazdan arkadaş gösterir. Yani kestane de pişiriliyor, patates de koyuluyor. Burada mesela köylüler geliyor, burada patatesini alıyor, kestanesini alıyor. Sobada kışın burada yapıyorlar o işi. Vallahi siz de hadi bir gezelim bey, hadi bir gezelim hanım ya da alo Ayşe ne yapıyorsun? Hadi bugün keyifli bir hafta sonu geçirelim diyorsanız ve Beykoz Akbaba'ya gelmeyi düşünüyorsanız patatesinizi, kestanenizi alın gelin. Odun sobasında, köy kahvesinde yiyebilirsiniz. Çayınızı da ya da farklı içeceğinizi de Volkan sizlere en güzel şekilde getiriyor. Haftanın 7 günü açık. Sabah kaç, akşam kaçtı bir daha sabah söyleyelim. Sabah 7, akşam 12.30. Sabah 7, akşam 12.30 diyelim ve Volkan teşekkür edelim sana. Üç göbekten Akbabalı Volkan. Eyvallah, sağ olun. Beraber olsun, vereyim mi? Yok, tadına abi, bakmak ister misin gerçekten? Biz bildiğimiz için sıkıntı yok. Biz yani. Bildiğimiz için sıkıntı yok. Teşekkürler Volkan. Ablamızın aldınız değil mi? Evet, abladan aldık. Nilgün abladan aldık. O çok iyi, eli diyelim. Çok iyiydi bence eli de. Sabah bir kahvaltı yaptık. Çok güzeldi vallahi kahvaltısı. Teşekkürler Volkan. Sağ olasın. Şimdi ben kara dut çayının tadına bakacağım. Çok merak ettim. Hayatımda ilk kez kara dut suyunu sıcak içiyorum bu arada. Ay çok güzelmiş. Vallahi çok güzelmiş. 6 lira. Tabii siz buraya geldiğiniz zaman cüzi bir miktarda, program bant olduğu için bunu her programda söyleme gereği duyuyorum. Fiyatlar güncellenmiş olabilir. Sonra bana kızıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki Yıldız, söylediğim fiyatla gittiğimiz fiyat aynı değil. Program canlı olsa tamam haklısınız. Hani hemen gelsiniz ama 1-2 hafta önceden çektiğimiz için ya da 1-2 gün güncellenmiş olabilir. Ve hemen kek fiyatlarını söyleyeyim şöyle sizlere. Şöyle görmüş olduğunuz bu kek, iki renkli kek, kakaolu ve sade, 25 lira. Bu kek de 35 lira. Ve ben başlıyorum keklerimi yemeye. Islak kekten başlayacağım.
Nilgün abla birincisi çok dürüst bir esnaf. İkincisi de gerçekten eli çok lezzetli. Yani benim damak tadıma çok uydu. Sabah Recep de kahvaltıya eşlik etti. Sence nasıldı? Güzeldi. Güzeldi dedi. Efendim? Ekmeği çok güzeldi. Ekmeği çok güzeldi. Ekşi mayalı ekmeği diyor ve peyniri çok güzeldi bu arada. Gerçekten hani her yerde önümüze serpme kahvaltılarla aynı peynir geliyor ya. Gerçekten Nilgün ablanın peyniri falan çok güzeldi. Bir de samimi kadın yani. Ben seviyorum böyle samimi, dürüst insanları. Dan, 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 dan diye konuşan insanları. Şimdi ben keklerimi yemeye devam edeyim. Siz de bu arada bu güzel köy kahvesine dışarıdan ve içeriden bir göz atın. Sonrasında sizleri tekrar ben bu masadan karşılayayım. Keklerimi yedim. Vallahi bugün çok keyifli bir gün geçirdim. Beykoz Akbaba Köyü, Beykoz Akbaba Mahallesi. Bence mutlaka gelinmesi ve görülmesi gereken bir yer. Benden size tavsiye. Ben size rotanızı oluşturuyorum. Gelip gelmemek size kalmış. Benim bugün yaptıklarımı gerçekten yapabilirsiniz. Her şeyin fiyat bilgisini paylaştım. Neyin nerede olduğunu da sizlere söyledim. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın ve son kez köye şöyle bir göz atın.